Peki efendim, dondurulmuş, çözülmüş embriyoların bir özelliği var mı? Şöyle, dondurma çözme 1980'lerden beri yapılan bir şey. Biz embriyolar kalitesi iyi ise geride kalan, koymadığımız, anne adayına nakletmediğimiz geride kalanlar kalitesi iyi ise onları dondurup saklıyoruz. Fakat her embriyo dondurulmaz. Bazı özelliklere haiz olması lazım. Ve günümüzdeki elimizdeki dondurma teknikleriyle bunları çözdüğümüzde %90'ın üzerinde bunların canlı kaldığını, canlılığını koruduğunu görüyoruz. O yüzden bizim uygulamalarımızda özellikle de günümüzde az sayıda embriyo transfer ettiğimiz için dondurma çok önemli bir tedavinin parçası haline gelmiş durumda. Ve bizim bebeklerimizin neredeyse artık yarısı artık dondurulmuş bebekler.